Evet, merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel bir matematik sorusuyla, logaritma sorusuyla beraberiz. Bu soruyu seveceğinizi düşünüyorum. Soru çok basit gibi duruyor ama çözümü o kadar basit değil. Sorumuz şu. 49 üzeri x eksi 6 çarpı 7 üzeri x artı 3 eşittir 0 denkleminin kökler toplamı kaçtır? Soru sanki çok basit bildiğimiz sorular gibi değil mi? 7 üzeri x yerine a yazacağız falan filan. Ama tam o kadar basit olmadığını çözüm aşamasına geçtiğinizde göreceksiniz diye düşünüyorum. Lütfen önce bir sizler uğraşın soruyla. Daha sonra sizin de fikirlerinizi alalım. Farklı yöntemler kullananlar varsa yorumlara bekliyorum. Artı olarak video önerileri olan şöyle videolar çekin falan tarzında önerileri de bekliyorum. Kanala abone olup uyarı tuşuna da basarsanız çok sevinirim diyerek ben soruyu çözmeye başlıyorum. Sizler herhalde şu an uğraştınız. Ben başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bakın 49 üzeri x biliyoruz ki 7 üzeri x'in neyi? Karesi. Ben 7 üzeri x'e a dedim. 7 üzeri x'e a dersem ne oldu? A kare eksi 6a artı 3 gibi bir denklem oldu. Evet, bu denklem çarpanlara ayrılmıyor ama bu denklem kökleri olan bir denklem. Çünkü deltası arkadaşlar sıfırdan büyük. Delta sıfırdan büyük. O zaman bu ve bunu sağlayan değerler toplamını soruyordu bana. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Bu a a olsun. Bu da sanki çarpanlara ayrılıyormuş gibi düşünelim. Yani k ve p diye çarpanlara ayrıldığını düşünelim. Ayrılmıyor ama işte k ile p'nin çarpımı 3, toplamları da 6. Sonuç olarak bu çarpanlara ayrılmıyor gibi düşünüyoruz ama bunun da çarpanlara ayrılabildiği sayılar var. Yani köklü de olsa bunun çarpanlara ayrılabildiği sayılar mevcut sonuçta. Buradan bunları sıfıra eşitlersek sayın arkadaşlarım, birinci kök ne çıkacak? A1 K çıkacak. A2'de P çıkacak. Peki bunlar A1 ve A2 yalnız. Bize A'ları sormuyordu değil mi? Bize X'leri soruyordu. A1 yerine 7 üzeri X yazalım. 7 üzeri X. A'ların yerine biz çünkü 7 üzeri X koymuştuk. 7 üzeri X yerine A koymuştuk. Bakın 7'yi diğer tarafa atarken logaritmanın tabanı olarak atıyoruz. Yani buradaki üssü sayının tabanı diğer tarafa logaritmanın tabanı olarak geçiyor. X1 kökü logaritma 7 tabanında k oldu. Yine bak bu üssü sayının tabanını bu tarafa logaritmanın tabanı olarak atacaksın. Logaritma 7 tabanında p oldu. Logaritma 7 tabanında k, logaritma 7 tabanında p. Şimdi şöyle yukarı doğru alayım. Bana kökler toplamını soruyordu. Ben bu ikisini toplayacağım. Logaritma 7 tabanında k artı logaritma 7 tabanında p'yi toplayın diyor. Bunların toplamında logaritmada biz neyi toplama olarak yazıyorduk? Çarpmayı. Burada bir kafa karışıklığı yaşanıyor bazen. Logaritmaların çarpımı olarak yazıyor bazen arkadaşlar. Öyle değil. Bakın iki tane logaritmayı sanki ortak paranteze alıyormuş gibi düşüneceksiniz. Logaritma 7 tabanında k çarpı p olarak yazacaksınız. Sanki ortak paranteze alıyoruz. Logaritma 7 tabanında k çarpı p. Bakın k ile p'nin çarpımı kaç arkadaşlar? 3. Neden biz çarpanları ayırırken ne yapıyorduk? Şunların çarpımı burayı veriyordu, toplamları da burayı veriyordu. K ile P'nin çarpımı 3 olduğuna göre bizim kökler toplamımız ne oldu? Logaritma 7 tabanında 3. Gerçekten bence güzel bir soru. Benim hoşuma giden bir soru tarzı. Sizin de bilmenizi istedim. Tekrar söylüyorum, kanala abone olursanız, bana destek atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.